gelir gelmez indik. Otelimizin yakınlarından yürürken bir börekçi gördük. Hemen börek almaya geldik. Çok tatlı bir teyze sahibi. Böyle üçgen peynirli bir börek yiyoruz kahvaltı niyetine. İlk izlenimle sıcak köklere benziyorlar geldiğine. Bakalım. Afiyet olsun. Uzun süreli bir geziden sonra uzun süreli bir tuz çalışma süreci yaşadık ve en sonunda tekrar yurt dışına çıktık. Arnavutluğa geldik. Arnavut, Makedonya ve Kosova gezisi yapacağız. Şimdi Arnavutluğun Tiran'ın başkentinin en önemli yerinde İskenderbey Meydanı'ndayız. Bu meydanda her şey burada. Opera binası, arkeolojik müze, ondan sonra Hacı Ethem Bey Camii ve Saat Kulesi gibi birçok şey bu meydanda toplanıyor. Gezilecek yerlerin hepsi yürümeyle yarım gün veya bir günde geçebilir ama biz 4 gün kalacağız. Hem Durres'e gitmeyi düşünüyoruz hem de biraz yakın ve yavaş gezmek istiyoruz. Hani bizim gezi tarzımız öyle oluyor. Apar topar hızlı hızlı gezmek değil. Bakalım maceralara başlayalım. Aa, İskenderbey Meydanı'ndaki Ethem Bey Camii. Ethem Bey Camii 1791 yılında Osmanlı Devleti'nde yaptırılmış. Ancak Kırmızı Sürecin zamanında ibadet kapatıldıktan sonra 1924'te tekrar açılmış. İçerisi çok güzel. İşlemeleri, motifleri çok hoş. Şirin de bir cami. İçeride de bir amca var. Çok, girerken çok güzel bir camiydi. Yani yabancı ama çok güzel, çok güzel diye anlatıyordu. Çok hoşuma gitti. Ayrıca restoran TİKA tarafından yaptırılmış. Yine güzel denizler görmek çok güzel. Şimdi tren meydanının hemen 2 dakika yürüme mesafesinde olan Bung Art 2 müzesine geldik. Şimdi bu Bunglar dediğimiz şeyler Enver Hoca zamanında yani komünist rejim zamanında nükleer savaşlardan çok korkuyormuş Enver Hoca ve ülkenin tamamını içeri alacak kadar sığınaklar yapmış. Ülkenin her yerinde bu tarzda böyle böyle sığınaklar var. Merkezde olanı Bung Art 2 ve biraz uzakta olan da 1 var. Biz 2'ye geleceğiz, uzaktaki 1'e gitmeyeceğiz. Neyse burayı bir müzeye çevirmişler. O komünist zamandan kalma, nükleer savaşların, soğuk savaşın olduğu dönemlerden kalma şeyleri anlatan bir müzeymiş. Giriş 7 euro. Bakalım biz de merak ediyoruz. İçine gireceğiz. Kalabalık biraz. Böyle odalar var abi. Çok şu an memnun değiliz. Acayip kalabalık ve hani bir şey anlamıyoruz. Polislerden falan bahsediyorlar. Böyle sığınaklar şey yapmışlar. Oda oda yapmışlar. Şurada video şekli olmuş. Böyle bir yer. Çok klostrofobik. Sığınak yani. Burada da 5500 tane öldürülmüş kemikleri bulan insanların isimleri bak. Hep Ferit, Kamber, Mehmet. Katliama geldik. Yani gittiğimiz her ülkede kesin bir katliam şey çıkıyor yani. İskenderbey Meydanı'ndan doğru piramite gidecektik. Burada ne piramitiydi o? Ya piramit. Ben Mısır'a mı getirdim? Yok. Düşük bütçeli Mısır turu. Piramitlere gideceğiz. Gitmeden önce bir Tayvan Center var. Aynen. Orada düşük bütçeli Tayvan'a getirdim. Bir de aradan Tayvan'a özlemiştik epeyce. Şey gördük, bir kafe vardı. Yorumlarda da Tirleçes çok güzel. Hatta mekanında yiyip dolandırılmamak çok güzel bir şey falan da yazmışlar. Biz de bir deneyelim dedik. Hatta İtalyan restoranı sanırım. Pizzaları da çok güzel duruyordu. Bir de pizza söyledik ama önce Tirleçe geldi, onu bir deneyelim istedik. Ortam çok güzel. Tirleçe nasıl? Bir de ona bakalım. Şuna bakın ya. Türleç dedi bu arada. Aynen. Güzel. Bizim yediğimiz benziyor ama. Çok güzelmiş. Daha yani, ezan okunuyordu. Şimdi çan çalıyor. Şu üstünün karamelize olmuş hali falan bir harika. Yoğunluğa bakın. Bu da çok kıvamında. Öyle içi de cıvık değil. Neyse, bu kadar tarif yeter. Almayacak mı?
Mısır gören Emre'nin mutluluğu. Sokakta bir tane mısır bu. Bir de mısır deneyelim. Ne güzel de patlıyor. Bak. Canlı bir şey var yani. Balkan vibe'ını alıyorsun. Benim gitmediğim tek Balkan ülkesi buraydı. Buraya da giderek Balkan ülkelerini bitirmiş oldum aslında. Havada şansımıza güzel. Aynen, hava da çok güzel. Ve uzun zamandır yurt dışına çıkmadığımız için bir mutluluk var. Bak, Amca'da şey sattı, tereotu satıyor. Kamerayı çok sevmiyorlar diye algıladım ben sen. Olabilir. Güzel bir cadde, farkında mısın bilmiyorum ama. Aynen. Isırını da deneyelim, hadi madem mutlu aldım. Yalan yok, normal misin yani? Ekstra bir abartmaya gerek yok. Özbek'teki çok güzeldi. Aa, şeyler, köçekler. Vodafone. Ha, doğru. Adama Vodafone. Sim kart sorduk, Vodafone dedi. Aynen, bir sim karta bakalım. Aynen. Benim de Mısır'la neyse. Aynen. Hattımızı da aldık. Yürüyoruz caddede ve ben ne gördüm? Monk. Uzun zamandır. Epey Türkiye'nin gördük. Allah Allah. Fakir monk. Fakir monk. Ne fakirlikler gördük. Laos'ta yemek dileniyorlardı sadece. Hatta da bahsedeyim. Dedi ki Kosova ve Makedonya'da da geçerli, bir ay 30 GB'lık internet sim kartla beraber 23 Euro'ydu. Bir tık pahalı ama hem bir ay hem 30 GB hem de diğer ülkelerde geçtiği için tek tek hatla uğraşmamak için aldık Vodafone'da. Hızlı bakalım. Gibi direkt kakak. Aynen, açıldı. Kalıktı. Diğer ülkelerde de çekerse. Aynen. Okeyse sorun yok. 135 basamaktan sonra tepeye çıktık. Böyle Tiran'ın güzel bir manzarası. Şuradaki dağ da şey, teleferikler falan var ve yürüme rotaları varmış. Böyle bir yer panoramik, manzara. Ücretsiz hani, giriyorsun çıkıyorsun, bir şey yok. Aynen. Aynen. O yüzden çıkılabilir. Şurada bir amca duruyor, ona dikkat edin. Hani şurada bir şey var. Her zaman var mı bilmiyorum. Aynen. Değişik olmuş. Şurada bir de cami var yine. Aynen, şu cami var bir tane. Daha büyük şeyden. Haritada göremedik. Aynen. Bu daha modern, kullanılan bir cami demek. Yani tarihi bir şey. Camisine benziyor yine. Türk. Aynen. Mimari senin. Yapılara benziyor. Aynen, öyle. Evet, burası da Mother Teresa, hani Teresa meydanı. Büyük meydan, bulvarı var, dönme yeri var. Bu kadar. Yanlarda güzel oteller var. Şurada da artık şöyle bak, kırmızı falan var, gördün mü? Aynen, bir fuar gibi bir şey var burada. Burada da böyle bir şey var. Biz niye geldik buraya? Hem meydanı görelim. Birazdan da Büyük Tren Parkı'nın oraya gideceğiz. Göl falan var, yapay bir göl var sanırım. Orada biraz evet. Oturup. Tiran Park'a geldik. Günü bitirmek için güzel bir lokasyon olur. Böyle bir göl var parkın ortasında. Parkın içinde de oturacak yerler var, spor yapacak alanlar var. Bizdeki gibi koyup bırakmamışlar. Amcalar, teyzeler tadını çıkarıyor gerçekten. Hoş bir yer olmuş. Sevdik biz. Bir de yere tükürmesinler. Lama gibi tükürüyorlar ya. Diyemedim ya, burada deme diye. Bir gürültülü bu arada. Evet. Çok bu korna sesleri, araba sesleri falan var. Burası bak daha sakin. Sen güzel oldu. Böyle bitti, aynen. Instagram'dan ve YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum atarsanız da seviniriz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Günaydın. Bugün Durres'e gideceğiz. Karışık. En sonunda otobüs terminaline giden otobüsün ikinci partına geçtik. Şuradaki abla sağ olsun yardım etti. Opera binası şurada. Opera binasının arkasında, şuradan göstereyim, şu fişkerin oradaki durakta, tamam mı? Çünkü adam akıllı bir bilgi bulamıyorsunuz. Bulamayacağız. Biz de bulamadık. Balkanlarda böyle bir problem var maalesef. Siz de aynı şeyi yaşamayın diye açıklayalım. Şimdi buradan otobüs terminaline gideceğiz. Otobüs terminalinden de Durres'e giden otobüslere bineceğiz. Evet, sonunda indik. Ya sağ ol. Bulduk. Yardımcı oldular, aynen bulduk. Kolaymış. Kolay sayılır. Aynen, insanlar yardımcı oluyor, o yüzden sıkıntı olmuyor. Şimdi buradan köye gidiyor herhalde. Allah kerim resmen. Ya yemin ediyorum Laos falan daha düzenli. Ha? Lehçe diyor. Koplik. Bir şeyler var ama. Sarende var. Otobüse bindik. Durres otobüsü. Çoğu yere gidiyor. Linkini de paylaşırız ya. Aynen tabii canım. Açıklamalara konumunu atarız. Gerçekten çok önemli bilgiler. Yani özellikle Balkanlarda. Her şeyi bulabilirsiniz. Bir bakalım. Yolculuk başlasın.
Evet, geldik. 45 dakika sürdü yolculuk. Otobüs terminaline indik. Şimdi buradan da hemen şehri bir gezelim bakalım neymiş. Merkeze yakın otobüs terminali. Onun da konumunu atarız zaten, merak etmeyin. Güzel duruyor. Biraz sahil şey havası var. Farkında mısın? Evet, evet. Ya şu yere tükürmeyin ya. Şılap diye tükürüyorlar. Trafik korna sesleri. Hava bayağı rüzgarlı. Nemli de biraz. Hani deniz kenarı olduğu için. Aklınızda bulunsun, hava yani öyle sıcak bile gözükse üşüyebilirsiniz. En azından şöyle bir ceket almanızı tavsiye ederim. Gürres'teyiz. Sahil kenarında bir yerde oturalım dedik. Sofi Cafe de buralarda meşhur galiba. Tren'de de çok gördük. Canlı müzik de var. Arkada sokak sanatçıları çalıyor. Neyse siparişimizi verdik. Tam yürürken başıma geleceği biliyordum ama. Ben espresso söyledim. Emre latte söyledi. Getirdiler latte beni. Koktular. Biz bunu tavuk şiş ve ciğer şişleri yaşıyoruz. Veya bir porsiyon, bir buçuk porsiyonlar da bir buçuğu bana veriyorlar. Bir buçuğu hiç kendine söylemedim onu. Olmuştur beyim. Veya şey de işte Adana'da ciğer söylüyoruz. Aynen. Birimiz tavuk söylüyor, ciğeri bana veriyorlar. Tavuğu Büşra'ya veriyorlar ama tam tersi oluyor. Neyse. Aynen. Bir kruvasan, bir muffin, iki de kahve diyelim. Toplam 5 euro. Aynen. Ve sahile 0. 4,5 falan. 4. 250-150 gibi bir şey. Aynen. Espresso'lu. Öyle yani. Güzel ya, hani günübirlik gelinebilir. Sahil biraz daha ileride, o tarafa doğru yürüyeceğiz aslında. Hani öyle çok görmelik bir şey yok. Bir amfiteyatro var. Bir işte o Venediklerden kalma kale var. Arnavutlar genelde zaten sahilleri için geliyorlar. Gerçekten güzel sahilleri var, plajları var. Gelirseniz onları değerlendirebilirsiniz. Durres'te amfiteyatroya geldik. Antik Roma zamanından kalma bir yer. O zamanın şartlarında 15 bin kişi falan girebiliyormuş. Şimdi çok büyük bir şey yok. Albenisi yok bence. Girişi 3 bin euro kişi başı. 3 bin euro. Ay. Aynen 3 bin. Ucuz. Girişi 3 euro kişi başı. Biz üstteki tepeden seyretmeyi tercih ettik. Çünkü girsek bile hani aynen, çok bir şey yok. Bu şekilde. Biraz evleşme olmuş gece kondu tarzı. İtalyanlar restore etmiş, öyle yazıyordu. Gelmişken hani tepeden görülebilir aynen, bence. Aynen. Kalıntı şeklinde kalmış. Hani ben böyle bir işte Efes Kolezyum ya da ne bileyim Ürdün'deki o tiyatro gibi düşünmüştüm ama değilmiş. Yine de güzel. Etrafında evler var. Mesela şurayı çok beğendim. Şurada yaşamak isterdim. Şuraya bak. Çok güzel. Geri dönüyoruz. Birkaç saat geçirdik. 3-4 saat geçirdik. Yürüdük. Güzeldi. Vaktimizi gördük. Vaktimiz çok yoksa önemli değil. Hani bizim vaktimiz vardı. Geldik. Pişman mıyız? Değiliz. Şimdi Tiran'a tekrar geri dönüyoruz. Durres'ten Tiran'a geri geldik. Buranın yine meşhur caddelerinden Blokya'ya geldik. Burada yemek yiyeceğiz, dolaşacağız biraz. Şimdi sizi çok güzel bir mekana götürüyoruz. Blokya'daki Era'ya geldik. Elba Santava söyledik. Patlıcan dolma söyledik. Bir de normal dolma söyledik. Yani doldurulmuş patlıcandı daha doğrusu onları. Elba Santava için yarım saat verdiler. Yarım saat hazır olur dediler. Bu da dolma. Yaprak bizim yaprak gibi değil ama nasıl diyeyim? Kara lahanaya falan da benziyor. Lahana yaprağı gibi de duruyor. İçinde kıyma ve pirinç var, pilav var. Üstünde yoğurt da servis ettiler. Güzel, güler yüzle ve verirken ne dediler? Afiyet olsun dediler. Afiyet olsun dediler. Çok güzel ya, mükemmel, bayıldım. Bir de patlıcan söyledik. Patlıcan dolma gibi bir şey sanırım. İçinde ne et var yine. Ay, çok güzel kokuyor. Eti
de güzel. Soğan da var sanırım. Bizim karnıyarık gibi düşünebilirsiniz. İstanbul eklent mi diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin karnıyarık? Karnıyarık işte. İmam bayıldı mı ya? Bilmiyorum. Güzel. Bir sarımsak tadı, soğan tadı falan da var. Yumuşatmış. Vallahi beğendim. Başarılı. Ve günün yıldızı Elbasan tava. Gerçekten burada merak ediyorduk bunu. Kuzu etiyle yapılmış. Yoğurtlu bir yemek. Eti büyük değil mi? Çok da güzel pişmiş. Yarım saat bekledik zaten. Evet. Ne kaç olacak? Mümkün. Sen kuzu eti sevmezsin normalde. Aynen. Sevmem ama bunun öyle bir ağır kokusu yok. Zaten tartar çok da iyi pişmiş. Çok güzel gerçekten. Burayı kesinlikle tavsiye ederiz yani. Aynen. Fiyatlar da uygun. Şimdi bak 3 tane yemek yedik. Tiramisu falan da dahil toplam yani 20 euro falan ödeyeceğiz büyük ihtimalle. Aynen. Yani 4-5 euro arasında yemekler. Şu 5 euroydu galiba. Dolma aynen. 4 euroydu. Patlıcan da 5 euroydu. Yani tiramisu var 3,5 euro. Evet. Kola var falan. İşte aynen. Toplam 20 euroydu. Aynen. Çok bir şey yani. Türkiye'de bu çıkamazsın yani. İmkansız. Bir iftar menüleri vardı. Neyse boş ver. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Sen de ye. Arkamda gördüğünüz yerdeydik. El restoranda. Gerçekten çok güzeldi. Biz lezzetleri çok beğendik. Etlerin içeriğinde sormuştuk. Biz üstüne bir de tiramisu söylemiştik. Tiramisu bekliyoruz gelmiyor. Sonra hatırlattık farklı bir beyefendi vardı. Ama dedi tiramisu dedi alkollü dedi. Konyak döküyoruz üzerine dedi. Yani dikkatleri de takdir şayandı. Valla gelirseniz aklınızda bulun.